6.000 öğrenci şu an bu üniversitede öğrenim görmekte ve kaliteli bir eğitim anlamında, kaliteli bir eğitim görmekte, gerek mekansal anlamda gerekse eğitim müfredatı noktasında oldukça güzel bir yapılanmanız var. Bizim sizden isteğimiz, size verilen bu imkanları en iyi şekilde devam ettirin. Dediğim gibi biz sizi asla ve asla kendimizden ayrı görmüyoruz. Sizler dünyanın her tarafında bu göç ile gönderdiğimiz diasporamız, her bir Türk'ü bir diaspora olarak kabul ediyoruz. Ve bu diasporanın güçlenmesi noktasında da sizleri çok önemsiyoruz ve güçlü görüyoruz. Biz genç sosyologlara ne öneriyorsunuz, ne yapabiliriz? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için hem Türkiye'de hem Hindistan'da hem de dünyada. Evet. Ne yapabiliriz? Ne katabiliriz kendimize? İçinde bulunduğunuz toplumu iyi okuyun. Dünyadaki gelişen toplumsal olaylara karşı mutlaka ve mutlaka iyi okumalar yapın. Tabii bunları yaparken de geçmişle ilgili bağınızı koparmadan yapın. Yani tek bir sayfadan, bulunduğunuz yerden değil, alttan alarak okumalarınıza devam edin. Kadın siyasetçi kimdir ve nasıl olmalı? En zor kadın siyasetçinin en kötü pozisyonda olanı eşidir. Onu söyleyeyim. Çok anlayışlı bir eşinizin olması lazım. Çünkü birçok şeyden vazgeçiyorsunuz. Yani kendinize ait, kendinize özel fazla bir şeyiniz kalmıyor. Çünkü siyasetçiyiz ama şunu da söyleyelim. Hem anneyiz, hem eşiz, hem evladız, hem de toplumda kadın olarak bunu yapmak oldukça zor. Hele hele benim gibi çiftçi bir babanın çocuğuydum. Yani çiftçilikten, topraktan gelen bir ailenin çocuğuydum. Yaşadığım tecrübeler siyasette yol almama çok büyük sebebiyet verdi. Yani benim için belki de çok acı tecrübelerdi ama o acı tecrübeler açıkçası beni olgunlaştırdı. Dünyanın birçok ülkesini dolaştım. Dedim ya, göç, daha çok göç çalıştım. İnsan hakları alanında çalışmaları yürüttüm. Bu da siyaseten olgunlaşmamıza sebebiyet verdi. Dediğim gibi siyasetçi olmak çok zor. İlk siyaseti kendi evinizde yapacaksınız. Yani onları ayarlamak zorundasınız. İnsan yönetiyorsunuz çünkü. İlk yönetimi kendi evinizde kuracaksınız. Eğer orada başarılı bir yönetim kurarsanız, emin olun toplumda da, toplumu yönetme noktasında da bir başarı elde ediyorsunuz. Siyasetçinin olmazsa olmazı topluma inmektir. Halka inmektir. Halka inemedikten sonra siyaset yapamazsınız. Halka ineceksiniz, halkı tanıyacaksınız. İnsanı iyi tanımak zorundasınız. Yani insanın artılarını ve eksilerini çok iyi bileceksiniz. Bugün üniversitemizde çok büyük bir fırsat olarak değerlendireceğimiz bir programı icra ettiği için çok değerli milletvekilimiz Habibe Öcal hanımefendiye içtenlikle şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilimiz ve beraberinde çok kıymetli eşleri, değerli hocamız, Şamil hocamız, 3 günden beri, bugün 4. gün, 4 günden beri üniversitemizin misafiri olarak Kırgızistan'da bulunuyorlar. Cuma cumartesi Oş'ta bizim, biliyorsunuz Oş Türk dünyası kültür başkentidir 2019 yılında. Bu çerçevede üniversitemiz olarak da büyük alim Fuat hocamızın anısına, ona ithafen Orta Asya alimlerinin, Türk Orta Asya alimlerinin dünya bilimine katkıları sempozyumu gerçekleştirdik. Bu da Oş şehrimizin kültür başkenti olmasına bizim Manas Üniversitesi olarak katkımız ve hediyemiz oldu. Tabii Sayın Profesör Doktor rahmetli Fuat Sezgin hocamız büyük bir alimdi. Aslında o bize geçmişimizin ne kadar aydınlık ve insanlığa ne büyük değerler kattığımızı gösteren, ömür boyu süren bir hizmetin ve mücadelenin sonunda ortaya koyduğu eserlerle bize başımızı dik tutmamız gerektiğini öğretti.
Üniversitemizde bu yolda yapılan çalışmaların en önemlilerinden birisi bu sempozyumdur. Yeni gelmişken şunu söylemek istiyorum. Sevgili gençler, değerli hocalarımız, Batı ilmi çalışmalar konusunda, ilmi gelişmeler konusunda, hatta ilmin birikimi konusunda kendisini esas itibariyle kaynak olarak göstermekte. Yani ilimler Batı'dan çıkmıştır. Diğer topluluklar bundan yararlanmıştır şeklinde bir tez ileri sürdü. Tabii bu bizim karartılmış hafızamızdan dolayı da yeteri kadar kuvvetli bir refleks göremedi, cevap alamadı. Fuat Sezgin hocamız şunu ispatladı, hayatını bu işe adayarak, günde en az 17 saat çalışarak, biraz evvel Sayın Bekir'im dedi ya, çok okuyun diye, işte çok okumak için ömrünüzde bu işte gerçekten adamanız vakfetmeniz gerekiyor. 17 saatini o genç yaşında, o da genç yaşında başladı işe. Yani diyelim ki asistanlığa girişi 20-21 yaşlarında. Ama 94 yaşına kadar hiç durmadan çalışarak bir şey ispatladı. Türk dünyası, İslam dünyası, doğu, dünyanın doğu kısmı ilim üreten bir merkezdir. Bilgiyi üreten merkezlerden birisidir. Özellikle de tabii ki bizim coğrafyamızda çok büyük bir aydınlık dönem vardır. Mesela ortaçağ batı için karanlık denirken bizim için aydınlıktır. Dünyanın aydınlandığı zamandır. İşte bunu değerli hocamız ispatlamıştır ve bunu dünyanın bütün ilmi çevrelerine de sağlam delillerle sunarak kabul ettirmiştir.